Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 8. sınıflar Arapça dersimizin 1. dönem 2. uygulama sınav sorularını cevaplarını yapacağız. Birinci sorumuza başlayalım. Öncelikle dinleme sınavımızı yapacağız. Bir numaralı sesi dinleyiniz ve diyalogda boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız şeklinde. Videoları dinlediğimiz zaman ya da cümlelerin akışına baktığımız zaman hangi kelimelerin gelebileceğini tahmin edebiliriz. Kulüp seçimiyle ilgili bir cümlemiz var. Ene ohip bu el kütübe. Ne diyor? Ben kitap okumayı seviyorum. Üstazi. Şimdi burada kibarlık ifademiz, muhatap olduğumuz öğretmenimize ne deriz? Ya üstazi. Tamam buraya bu kelimemizi yazıyoruz. Ey öğretmenin ben kitap okumayı seviyorum diyor. E kütübü yazıyorum. İsmeke linadil mektebe. İsmini e, kütüphanecilik kulübüne yazıyorum o halde diyeceğiz değil mi o zaman yani madem seviyorsun o zaman ismini kütüphanecilik kulübüne yazıyorum dediğimiz zaman e, doğru cevabı vermiş oluruz daha sonra uhibbu riyada sporu seviyorum lizalike bu yüzden ımarüsü riyada spor yapıyorum diyor burada da ne yapacağız ene bu. Tamam mı? Ene uhip Ben seviyorum. Hatta orada ve ene uhip diye başka bir öğrenci hatırlarsanız bu şekilde konuşmuştu. Ben spor sporu seviyorum. Beden eğitimini seviyorum. Lizalik bu yüzden ümarisü riyada spor yapıyorum dedikten sonra öğretmeni ne demişti? İzen öyleyse tehtarü nadir riyada. Sen de spor kulübünü seçiyorsun. Burada sen kelimesi eksik. İzen ente. Bakın bu şekilde ente sen de spor kulübünü seçiyorsun diye cümlelerimizi kolay bir şekilde boşluklarına doldurmuş olalım. Diğer cümlemizde de ene etecevvelü ben tabiatı doğa da ne eksik burada harfi eksik değil mi? D de, da anlamı katan harfi fi en etecevvelü fit tabiat ah. ben doğada geziyorum daimen devamlı ehtar tabi tabi'a. Bu yüzden doğa kulübünü, çevre kulübünü seçiyorum. Burada bu yüzden kelimemizi ektik. O yüzden ne yazacağız? lizalike li zalike li -za -li bu yüzden doğa kulübünü, çevre kulübünü seçiyorum yazdık. Tamam. Evet bu bir şekilde duymuş olduğunuz kelimeleri ya da cümlenin akışına göre uygun kelimeleri böyle yazacağız. İkinci boşluğumuzda boş bırakan yerlere doğru ifadeleri yazınız diyor. Ne yazabiliriz buraya? Gördüğünüz gibi burada Muhammed Akif Ersoy meşhurun diyor. Muhammed Akif Ersoy nasıl meşhurdu? Şairun meşhurun. Bakın şu şekilde. Şairun meşhurun. O meşhur bir şairdir meşhurun bi hubbil İslam. Şimdi kim İslam sevgisiyle meşhurdur? Mehmet Akif müzekker olduğu için, erkek olduğu için hüve tamam mı? O meşhurun bi hubbil İslam. O İslam sevgisiyle meşhurdur. Başka neyle meşhurdu? Vel vatan. Buraya da vel vatan yazacağız. Şu şekilde vav birleşmediği için onu ayrı yazacağız vel vatan şu şekilde şu t harfimiz biraz büyütelim İslami vel vatani tamam mı o vatan ve İslam sevgisiyle meşhurdur başka şa ve nokta nokta şairunel vatani o vatan şairidir o zaman burada ne eksik yine zamir eksik ve hüve o neymiş? Vatan şairidir. Kelimelerimizi bu şekilde doldur, doldurmamız lazım değerli arkadaşlar doğru cevap olması için. Şimdi 3 numaralı sesi dinleyiniz ve aşağıdaki boş bırakılan yerleri doldurunuz diyor. Yine bakın. Burada da yine kitap fuarı ile ilgili bir bölümümüz var. Sene bu gideceğiz. İle ma'radil kitap. Kitap fuarına gideceğiz. Zuhri. Şimdi öyle var tamam mı? Öğle ile ilgili ne vardı? Ba'de zuhri. Öğleden sonra şeklinde yaparsak burası doğru olur. Öğleden sonra kitap fuarına gideceğiz. İştiraytu satın aldım. Kütübül mugamerat. Macera romanları satın aldım. E ondan sonra ne yaparız aldıktan sonra? Sümme sonra okuruz. Bakın sümme gara tüha sonra onu okudum. ''Egra'u okuyorum hikayetü elfi leyletin ve leyletin.'' 1001 e, gece masallarını okuyorum nevm.'' Ne zaman okuyor? Uykudan önce, uyumadan önce. 1001 gece masallarını okuyormuş. Sizler de eminim okuyorsunuzdur. Son olarak ''errivayetü tarihiye.'' Şimdi bunu ne yaparız? E, Tarihi romanları seviyorum dediğimiz zaman burası doğru olacak. Uhibbu seviyorum. Neyi seviyoruz? Tarihi romanları seviyorum şeklinde cümlemizi yazmış olduk. Geldik 30 puanlık sorumuza. Yine boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız şeklinde. Birinci cümlemizde eta geldi. Li yusaide racule. Adama yardım etmek için geldi. Kim geliyordu? Tıflün bir çocuk adama yardım etmek için sadaka sevabı kazanmak için adama yardım etmek için geldi diyordu. Erracul ileyhi adam ona ve şekerahu teşekkür etti. Adam ona ne yaptı? Kalktı, yöneldi diyecektik burada. Game. Game raculu adam kalktı ve ileyhi ona doğru ve şekerahu ve ona teşekkür etti. Tamam mı? Ardından bakın ne diyor? ne nekûne ceseden vahiden tek bir vücut gibi oluruz yardımlaştığımız zaman diyor. Şimdi burada nekûnü dediği için kim? Biz. Peki muntasız zamirlerden biz ne demek? Nahnu. Burada biz dediği için buraya biz zamirini getireceğiz. Nahnu biz oluruz. Bir teavini, yardımlaşmayla ceseden vahiden tek bir vücut gibi oluruz dedi. Ve böylece burayı da tamamlamış olduk sevgili arkadaşlar. Boşluklarımızı doldurarak bakın. 30 puan birinci bölümden, 20 puan ikinci bölümden, 20 puan 3. bölümden, 30 puan da diğer bölümden alarak toplam 100 puanı hak ettik. Şimdi geçelim konuşma sınavımıza. Aşağıdaki ifadenin Arapça karşılıklarını söyleyenin şeklinde yazı şeklinde de istenebilir, konuşma şeklinde de istenebilir. Kelimelerimizi sırasıyla Arapçalarını yazalım bakalım neymiş. Birinci kelimemiz arkadaş diyor. Arkadaş kelimemiz sadigun dost arkadaş. Erkek arkadaş için sadigun kız olsaydı sadigatün kelimesini yazabilirdiniz. Kitapları fuarı na va Şuraya sığdıralım. Evet şu şekilde. Ma'radul Kütübi. Tamam mı? Kitabın bir kitap. Kütübün kitaplar demek. Çoğul. Kırık çoğul bu. Düzensiz çoğul. Kütübün şeklinde yazacağız şöyle. Kütübün kitaplar. Tamam. Baidun uzak. Garibun yakın. Bunlar ezberleyin. Sınavınızda büyük bir ihtimalle öğretmenlerimiz inşallah sizlere böyle kolay sorular soracak. Sizler de yapacaksınız. Ve yüksek notlar alarak unutmayın. E, uygulama sınavları öğrencinin lehine olan sınavlardır. Sınavlarda ki notlarınızı yükseltmek için ikinci bir hak veriliyor aslında bu. O yüzden bunun kıymetini bilin. Diğer kelimemiz doğum günü. Eidun, miladun. Şu şekilde İdün, miladün kelimemiz doğum günü anlamına geliyor. Evet. Bayram ne? İdün. Evet. İdül fıtır mesela. Kurban bayramı, Ramazan bayramı. İdül etha da kurban bayramı. İdün. Bayram demek. Şair. Şairun. Şairun. Şu ara da şairler demek. Kur'an'da şu ara suresi de var. Yazar da ketebe yazdı. Katibun yazar. İsmi fail şeklinde. Tamam. Ünlü neydi? Meşhurun. Evet. İnşallah sizler de ileride ünlü birer yazar, ünlü birer şair, ünlü birer siyasetçi olacaksınız. Bizleri unutmayacaksınız. Bizlere dua edin inşallah. Evet sevgili arkadaşlar. Burayı yazdığınız zaman 40 puan cebinizde. Şimdi aşağıdaki durumlarda ne söylersiniz? Hasta arkadaşınıza geçmiş olsun demek için ne deriz sevgili arkadaşlar? Diyelim Sadi sadiguke meridun. Yani arkadaşınız hasta. Ve meza tegulü lehu. Ona ne dersiniz? Egulü lehu. Tamam mı? Selametüke erkekse. Se La me tüke. Kız ise selametüki. Evet bu şekilde geçmiş olsun deriz değil mi? Peki el yev mu'idun miladun ke Arkadaşının bugün doğum günü. Ve meza tekuli lehu. Ona ne dersin? Ekuli lehu. Bu bir deyimdir. Külle <laughs> amin Tamam, külle amin ve ente bir hayır, doğum günün kutlu olsun. Bu kalıp, tamam bunu unutmayın. Külle amin ve ente bir hayrin, yani doğum günün kutlu olsun şeklinde deriz. Peki... Sadiguke arkadaşın tegulilehu sana diyor ki keyfel umur işler nasıl? Kayser da nördün. Cevap olarak ne diyeceğiz ona? Ve meze tegul nörek diyeceğiz. Yani külle şeyin tabi nörüyün nörek değil de külle şeyin ala yuram yani işler yolunda. Her şey gördüğün gibi diye cümleyi kurabiliriz. Külle şeyin ale mayura Bunu büyük bir ihtimalle size öğretmeniniz konuşarak ne yapacak? E, soracak. Sizler de buna cevap vereceksiniz. Ezberlediğiniz zaman bunların çok kolay olduğunu görmüş olacaksınız. Şimdi Aşağıdaki ifadelerin Efendim e, Arapça karşılıklarını söyleyiniz ya da yazınız tamam mı Burada yine kibarlık ifadelerinden işte Lütfen rica ediyorum ve affedersin'i Arapça olarak yazacağız Lütfen için daha çok değerli arkadaşlar Min ifadesi kullanılır Min allik. Fadlike olursa erkek için, fadliki olursa kız için. Tamam mı? Min fadlik lütfen ifadesi. Efendim, rica ediyorum ifadesi ise Arapçada bi kulli sururin dediğimiz zaman şu şekilde bi kulli hu ja diyorum memnuniyetle anlamında ifade. Affedersin de affen affen şeklinde en asifun da aynı şekilde mesela derse geç kaldınız. Asifun. Şu şekilde üzgünüm affedersin kullanıyoruz. Evet değerli arkadaşlar uygulama sınavımızın sonuna geldik. Umarım sınavınız istediğiniz gibi geçer. Sınavımızı siz durdurarak ben yazmadan önce kendiniz yazarak ya da telegram grubumuzdan e-akademi telegram grubumuza gelerek oradan PDF'leri indirip çalışabilirsiniz. Hepinize tüm derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hoşçakalınız.